2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl Siyah Selçuk Mızraklı hepsini ifşa etmişti. O görüntülerde gelecek. Onu da yayınlayacağız. 6000 metrekarelik başkanlık katını, jacuzzileri, yemek odasını, yatak odasını hepsini yayınlayacağız. Bu lüks şatafat çok konuşuldu ve bu seçimin yıldız partilerinden biri de aynı görüş, aynı damardan gelen milli görüşün temsilcisi olma iddiasıyla 2018'de kurulan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından 2018'de kurulan ve 2023 seçimlerine kadar da çok dikkat çekmeyen, daha çok böyle reaksiyonel, marjinal bir parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi. Şimdi Yeniden Refah Partisi 31 Mart'ta 3. parti oldu. 3. parti. Yani CHP 1. parti, AKP 2. parti, 3. parti Yeniden Refah Partisi oldu. Bahadır'ın bu hafta çalıştığı dosyalardan biri de Yeniden Refah Partisi'ydi. Niye buradan sözü Yeniden Refah Partisi'ne getirdim? Çünkü onlar ahlaklı belediyecilik sloganını kullanıyorlardı. Bu sloganla oy istediler. Ve sonuçta da epey belediye kazandılar. Tabii. Nereleri kazandılar ve AKP için, AKP'nin oy havuzuna daldılar diye yorumluyorsun sen bunu. Yani yeniden, nasıl oldu? Yeniden Refah şimdi bir büyük şehir, bir il, 19 belde ve ilçelerle birlikte toplam 60 belediye kazandı ve bunların büyük kısmı, tabii çoğunluğu aslında Orta Anadolu, kısmen Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'da yer alıyor. Şimdi seçimin sonuçları, tabii ki resmi sonuçlar çıkacak, il meclis dağılım, bir sürü şekilde incelemek gerekiyor ama ilk sonuçlara dahi bakıldığı zaman Yeniden Refah Partisi'nde bir şey dikkati çekiyordu. Yani çok açıktı, net aslında tablo. Doğrudan oylarının çok büyük bir kısmını doğrudan AKP'den aldı. Yani başka partiyle yarışmadı neredeyse. Şimdi tabii ki Şanlıurfa'da yarıştı, Yozgat'ta yarıştı, kazandı ama geri kalan pek çok yerde aslında yarıştığı tek parti, biraz önce programın başında Konya'yı anlatmıştım ben. Konya'da aldığı yerlerin dışında 4 tane belediyelik aldı. Aldığı yerlerin dışındaki AKP'lilerle yarışta 100 oy, 80 oy gibi yerlerle kaybettiler. Aslında yani biraz daha farklı olsa biz Konya'da CHP Yeniden Refah şeyini görecektik. Bütün ilçeleri bunların aldığını. O yüzden çok önemli. Dediğim gibi aslında il genel meclisiyle belediye başkanlığı da aldıkları oy arasında çok fark yok. Ben belediye başkanlıklarını aldım. Yani bir şeyi gösteriyor. Tabloyu gösterdiği açısından. Şimdi 25 il seçtim. Bunu ben şuna göre sıralamıştık. Yeniden Refah Partisi'nin bir iki tane %5 var ama geri kalan hepsi %7 ve üzeri, yani barajın üzerinde nerelerde oy almış diye baktığım zaman bu 25 yılın tamamı aslında AKP'nin şu 2002'den beri kalesi görülen, hiç sarsılmayan, gedik açtırmayan, başka partiyle yarışmadığı yerler büyük çoğunluğu. Birincisi bu. İkincisi, AKP'nin Anadolu'daki omurgasını oluşturuyor bu. Yani büyük kentlerde tabii ki aldı oy ama buralar onun hem bakan çıkarttığı yerler, kabinenin çok üyesi buradan çıkar, etkili milletvekilleri çıkar, yöneticiler buralardan çıkar. İşte mesela Murat Kurum Konya'dan gelme. Çok da etkili değilmiş. Esasaki Kayseri'den gelme ki yani sürekli gündemde olan bu tür şeyler hep bu 25 ilin havuzundan çıkar. Buraların tabii bir özelliği, dediğim gibi birkaç yer dışında herhangi bir parti yarışa dahi giremez. İşte Gaziantep'i %60 küsürlerden almaya başlamıştı. Konya'yı %75 ile alır. Kayseri'yi keza öyle alırdı AKP. Kıyasladığım zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Birincisi, AKP aslında başka seçimlere baktığımız zaman neredeyse oylarının %40, hatta bazen yarısına yakınını bu 25 ilden alıyordu, topluyordu. Bunlar çok vekil sayısı olarak çok yüksek görünmüyordu. Hani ama oy sayısı olarak çok yüksekti. Bu seçimde neredeyse yarı yarıya erimiş buralarda. Yeniden Refah Partisi de 2 milyon 800 bin toplam oyu var Türkiye'de. Ve bunun 1.7 milyonunu bu 25 ilden almış. Şimdi bu bize bir tablo gösteriyor. Yani %60'ını buralardan almış. Dolayısıyla aslında Yeniden Refah Partisi AKP'den o milli görüş çekirdeğini, geleneğini tamamen mirası devralmış oluyor. Şimdi herkes şunu soruyor. Acaba bu geçici mi? Hani AKP'nin erimesi, bir sandığa gitmeme, protesto, emekliye para vermediği için mi diye bakıldığımız zaman oraya en büyük darbeyi belediye kaybederek CHP'den yedi ama oy kaybını aslında Yeniden Refah'tan yedi. Dolayısıyla
bu şeyin ben kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yeniden Refah'ın bu çıkışının. Zaten onlara sorduğum zaman da açık açık hatta şu soruyu sormuştum ben. Bu tabloyu görür görmez. Hani dedim siz bu oyların kalıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Biz dedi Anadolu'da zaten dedi milli görüş mirasıdır bu. Buralardan gelerekten evine döndü İstanbul'da, diyor. Oylar evine döndü. İstanbul'da etkili olmuştur. Hatta İstanbul'da bir tek 89 seçimlerinde kağıthaneyi almışlar. Tek belediyeler oydu ama işte Konya falan yönetmişlerdir geçmişte. Oralardan bir deneyim vardır. O da aynı onu söyledi. Biz dedi milli görüş mirasını devraldık artık. Bu geri dönmez. Hatta sandığa gitmeyen 4 milyon oyun çoğunluğu AKP'li olduğunu tahmin ediyoruz. Onlar da gitseydi bu biz oy oranı olarak %10'ların üzerinde bir şeye çıkacağımızı tahmin ediyorduk dedi ve ama şöyle bir şey çok önemli. Bakın oy oranı çok artacaktı ama belediyecilik çok değişmeyecekti aslında. Evet. Yani büyük şehirlerde almayacaktı. Hatta onu da sordum. Batı'da çok düşük. Mesela beklenenin çok altında Batı'da aslında Yeniden Refah Partisi. Keza İstanbul'da öyle. Bunun nedenini de şöyle açıklıyorlar. Biz aslında parti içinde ikiye bölünmüştü. Bir kısmı pazarlık yapalım diye bastırıyordu ve Fatih Erbakan da bunu tercih etmişti. Bir kısmıysa aslında çok net bir şekilde asla AKP ile pazar. Çünkü biz milli görüş onlar değil. Hani onları dışlayan bir şeydi. Pazarlıkla vakit kaybettiğimiz için sahaya geç son çıktık. 15 günde aslında sahaya tam da çıkamadık dedi. Ona rağmen bu. O yüzden ben şeyi çok önemli görüyorum. Yani Yeniden Refah bana göre hani tahminim ya da yorumum bu. Biraz sonra tartışırız. Bir iktidar alternatifi olabilir mi? Ya kısa vadede görünmüyor. Bunun Türkiye'deki olmasın zaten Bahadır lütfen. Şimdi şundan söylüyorum. Yani Türkiye'deki şu an işte okuduğumuz tablo, toplumun yaptığı tercihlere baktığımız zaman, ekonomik duruma baktığımız zaman hani kısa vadede, orta vadede böyle bir genişleme potansiyeline bir iktidar alternatifi olabilme ihtimalini şimdilik kendileri iddia taşısa da ben görmüyorum. Ama şunu çok net görüyorum. Yeniden Refah Partisi AKP'nin omurgasını kırdı. Bakın bu AKP'yi hızla eritecek tek şey olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok sorunun yanında hani bu şunu sağladı çünkü Yeniden Refah Partisi AKP'de bu oylara alaraktan. Şimdi Erdoğan'ın o kutuplaştırma siyasetin işlediği bir siyasal zemin vardı. Kıyılar Anadolu. İşte yaşam tarzı hani Kadıköy, Arnavutköy. Bunu böyle biliyordu. BK diyordu, güvenlik diyordu, teröristlerle işbirliği diyordu. Şimdi bunun işlemeyeceği zeminin yaratabileceği tek alternatif yeniden kendisine mi? Benzer, kendi gelenlerine gelen bir partinin çıkması ama Saadet, Gelecek ve Deva'nın başaramadığı şekilde o milli görüş mirasını alması gerekiyordu. Hı hı. Bunu başardı. Bu arada tablo haritaya bakıp yanıltmasın. Pek çok ilde, ben çok fazla yere bakmaya çalıştım, ilçede, beldede inanın çok küçük oy farklarıyla AKP'den belediye alamadı. Şunu tekrarlayayım. Yeniden Refah Partisi bu seçimde AKP ile yarıştı. Bak muhalefetle yarışmadı. Mesela Kütahya'yı CHP aldı da orada Yeniden Refah çıktığı için almadı. Çünkü oylara bakıyorsunuz. Ya da Konya'da kazandığı ilçeleri Yeniden Refah Partisi çok büyük patlama yaptığı için almadı. Hatta CHP'nin kazandığı yerlerde %2, %1,5 en güçlü olduğu yerde yani CHP ile yarıştığı yerde %5 oy. Ama AKP ile nerede yarışmışsa %30, 35, 38, 20. Buralar çok önemli. O yüzden dediğim gibi yani Yeniden Refah'ın değerlendirirken bu seçimde AKP'den bu geleneği alıp almadığına bakarak değerlendirmek lazım. Onun genişleme ihtimali, imkanları ise daha genel. Türkiye'nin daha başka sorunlarıyla ilgili, bunlara yanıt vermesiyle ilgili. Bu arada şeyi de çok unutmayalım. Yeniden Refah aldığı her belediyenin kapısına bir tane hadis evet, asılıyor. Ayet, hadis. Rüşvet alan melundur diye. Şimdi bu İYİ Parti'yi hedef almıyor, CHP'yi hedef almıyor. Ne bileyim işte Zafer Partisi'ni hedef almıyor, tipi hedef almıyor. Kimi hedef alıyor? Doğrudan AKP'nin belediyecilik tarzı ve yönetim tarzı. Ahlaklı belediyecilik yani, sloganı da AKP'ye hedef alıyordu. Çok belli ki Yeniden Refah'ın bütün çalışması AKP'nin kendisinin gördüğü şeyi alması, mirası. Bu arada hani şey vardır tarihte, onu da söyleyerek bitireyim. Ya miras hani babayı oğula düşürür, kardeş kardeşe düşürür, hanedanlık bitirir. Yani evet. AKP hanedanlığını bitirecek şey, milli görüş mirasını kimin bütünlüğü alacağıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yaşar Aydın, AKP'nin içinde olduğu açmazlardan biri de şu. Şimdi CHP'yi istediği gibi eleştiriyor. Diğer partileri, muhalif partileri istediği gibi eleştiriyor. Yeniden Refah Partisi'ni
ne diye eleştirecek? Yani propaganda döneminde işte bizim gölgemizde büyüyenler dedi, içimizden çıkanlar filan dedi. Tek eleştirebileceği şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasına neden oldunuz diyebilir. Çünkü yeniden Refah Partisi'nin savunduğu fikirler aslında AKP'nin kuruluşu, hatta ondan önce Erdoğan'ın kendi söylemi, yani o söylemle kavga edemez savunduğu şeylerle. Yeniden Refah Partisi de burada bence iyi bir taktik izliyor. AKP seçmeniyle ve AKP ile ciddi anlamda kavga etmiyor. Örneğin büyük şehirlerde, hani Bahadır da ifade ediyor, CHP ile yarışmıyor filan dediğinde orada çok net, neredeyse CHP'nin çok güçlü olduğu ve AKP ile yarıştığı yerlerde seçmen aslında yeniden Refah seçmeni AKP'ye destek vermeye devam ediyor. Yani bir şekilde aslında AKP, CHP'nin yerine AKP ile çalışmayı tercih eden bir topluluk var ve bu yeniden Refah da bunu engellemiyor. Yani biz burada AKP'ye kazandırmayalım, CHP'ye kazandıralım tarzı bir siyaset izlemiyor. Evet, orada çok doğru. Orayla çünkü daha uzun, orta ve uzun vadeli bir planı var. Tam aslında haritayı hocam çok özledim. Açmışlar. Biz CHP'ye kazandırmayalım ama AKP'den alabildiğimiz her yere alalım, alalım demişler. Sadece oradan oy almışlar gibi. Yani bir taktik, bir strateji gibi. Ve hani bu işin doğallığında izledikleri siyaset de o. Şeyin de farkındalar. Konjonktür de arkalarında. Yani duman kurtulmuş gibi AKP'nin yükseldiği bir yerde çıkmıyorlar. Yani